Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Bugün sizlere tuvalette oynamalık yeni, nefis mi nefis, gıp gıcır 3 tane oyun tanıtacağım. Evet, ilk oyunumuzun adı Checkpoint. Unity oyun motoru kullanılarak yapılmıştır. Bu oyunu Half-Brick Studio'dan çıkan 2 tane eleman yapmış arkadaşlar. Half-Brick Studio'yu nereden hatırlıyoruz diyecek olursanız, bu Fruit Ninja ve Jetpack Joyride diye örneklendirebilirim size. Gayet eğlenceli oyunlardı. Half-Brick'ten ayrılan bu iki eleman da Protostar diye bir oluşum yaratıyorlar. Bu oyunu da bize onun aracılığıyla sunuyorlar. Bu oyunu tepeden görüyoruz arkadaşlar. Bir araba yarışı gibi düşünebilirsiniz. Fakat iki hamleniz var. Kullanabileceğiniz iki tuşla. Bu arada ben birazcık ilerlemiştim az önce de size baştan başlatayım en iyisi. Arabanın iki hareketi var. Şu sol elimi kullanarak ve sağ elimi kullanarak verdiği sürede yıldızlara dokunmaya çalışıyorsunuz. Bazen böyle yönünü bayağı şaşırabiliyorsunuz. Bayağı eğlenceli. İşte gördüğünüz gibi böyle daireler çizerek süren bitti. Evet, harika. Şimdi sağ parmakla dokunduğumuzda sağa doğru drift yapıyor. Sol parmakla dokunduğumuzda da sola doğru drift yapıyor. Ama şöyle de bir olanağımız var. Yani süremiz azaldı diyelim. İki elimizle böyle dokunup daha kısa sürede ama yetişemedim. Yani nitro ile ilerleyebiliyorsunuz. O da bayağı yardımcı oluyor çünkü. Bayağı kaptırıyor aslında oyun. Gidiyor yani kaptırıyor gidiyor. Yani bu arada böyle konuşurken tabii ki nitrolar havada uçuşuyor ama yani böyle gibi oynadığıma bakmayın aslında gerçekten zor bir oyun. Çünkü bu kadar hızlı arabanın yönü değiştikten sonra sağı solu ayırt etmek bayağı bir göt ister açıkçası. Tabii şu an göğsünüz başka bir işlevdeyse eğer size yardımcı olamayabilir. Arkadaşlar şöyle bir ayrıntı var. Oyun beleş. Şu anda yalnızca iOS'ta var. Fakat biz en kısa zamanda Android'e de geleceğini düşünüyoruz. Hatta çok gaza gelirlerse bence Windows 10'a bile çıkartabilirler. Diğer oyunumuza geçelim arkadaşlar. Bu da gerçekten çok eğlenceli ve gerçekten çok tavsiye edebileceğim bir oyun. One More Line. Şimdi bu oyuna dik konumda oynuyoruz. Bu oyunla ilgili size çok güzel bir ayrıntıdan bahsedeceğim. Gerçekten müzikleri inanılmaz güzel. Sesini açamıyorum. Teliften patlamayalım ama mutlaka indirip şuna bir göz atmalısınız. Yani böyle bir One More Line zaten oyunun adı. Bir tane daha çizgi. Düz bir saha var. Çizgi ilerliyor burada ve bu sürede gerçekten etkileyici bir müzikle eşlik ediyor size oyun. Devam eden hatta sağ veya sol parmağınızı kullanarak gördüğünüz noktalarda daireler çizebiliyorsunuz. İstediğiniz şekillerde. Yani buna siz yön veriyorsunuz. Sadece duvarlara çarpmamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Oyun bu şekilde sonlanıyor. Bu oyunun yapımcıları bu oyun için şöyle bir şey söylemiş arkadaşlar. Your death will be beautiful demiş. Yani ölümünüz güzel olacak demek aslında. Gördüğünüz gibi bu sona erdikten sonra ortaya çıkan şey bayağı hoş bir resim gibi veya karalayabildiğiniz bir şey gibi renkli kalemlerle yaptığınız bir şeymiş gibi çıkıyor. Dijital belki ama yine de müzikle beraber baya güzel ilerliyor. Bu arada bu size şeyi hatırlatmadım ya. İlkokuldayken böyle renkli cetveller vardı. Ruh hastası gibi şekiller çizerdik onlarla. Oyun bittikten sonra şimdi size güzel bir şekilde çizeyim bu bahaneyle. Onu kaydedebiliyorsunuz da bu da çok eğlenceli bir ayrıntı. Facebook'ta paylaşabiliyorsunuz, Twitter'da ve aynı zamanda bu tuştan da çizdiğiniz resimleri kaydedebilirsiniz. Bu da güzel bir ayrıntı. Bu arada arkadaşlar yine çok güzel bir şey bu oyun beleş. iOS ve Android'de var. Yine üzülerek söylüyorum ki Windows kullanıcılara yine piç muamelesi yapmışlar. Her zamanki gibi. Valla bu işler nasıl çözülecek bilmiyorum. Ne yapsak aramızda para falan mı toplasak bilemedim. Windows kullanıcılara sahip çıkalım arkadaşlar. Dedeciğim! Tabii bu haftaki üçüncü ve son oyunumuz Crossroad adında çok tatlı bir böyle içinize sokulası bir oyun. Gördüğünüz gibi karakterimiz. Bu Hipster Vale tarafından yapılmış bir oyun.
Bir tavuk diye bir karakterimiz var. Aslında birçok karakterimiz var. Hemen kısaca göstereyim. Random seçili, yani oyun kendi kendine bir karakter belirliyor. Ama şöyle seçenekleriniz var. Bu tavuk çok hoş. İşte bunlar kapalı karakterler şu anda. Oyunda ilerledikçe karakterleriniz açılıyor. Şöyle bir kuzu var, sheep. Black sheep var. Bu da çok tatlı. Kapalı sanırım ama açık da yok, kapalı. İnek, Madmul, Big Fat. Burada bir köpek var. Böyle bayağı bir karakter mevcut ve çok sevimler. Ve şey de var. Basketbolcu falan galiba. Böyle garip garip. Evet. Şimdi size tabii ki ördekle devam edeceğim. Tavukla devam edeceğim. Gidebildiğiniz kadar arabaların arasından karşıya geçmeye çalışıyorsunuz. Ve çok güzel ses ayrıntıları var oyunda. Şöyle direkt gösterdim ama suya çok eğlenceli düşmedi mi sizce de? Arabaların altında da çok eğlenceli kalıyor. Şimdi bir kamyonun altında kalsın isterseniz. İstemezsiniz belki ama. Böyle çok hoş sesleri var. Bık 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 diye gidiyor. Ayrıca suya düşüp de ölen ilk tavuk da budur herhalde. Bu arada şöyle de bir ayrıntı var arkadaşlar. Bu oyun Avustralya'da oyun geliştiricileri ödüllerinde bayağı bir dalda finale kalmış. İşte oyunun işte size çok önemli bir şeyden bahsederken böyle Şahin tarafından kaçırıldım. Bu da eğlenceli bir şey aslında. Bir anda çok beklerseniz sizi bir kuş kapıyor. Şimdi birazcık rekorlara koşalım. Ne dersiniz? Şuradan bir şeyler toplayıp. Bu oyun şu anda iOS'ta var ve ücretsiz tabii ki. Eminim ki yakın bir süre sonra Android'e de çıkacak. Yine üzülüyorum. Yine bu Windows Phone'cu arkadaşlara. Windows Phone'cu arkadaşlar gibi böyle benim şu an başıma gelen şey gibi gerçekten üzülerek o telefonları daha ne kadar kullanmaya devam edecekler hiç bilmiyorum. WhatsApp, WhatsApp nereye kadar? Yani bu arkadaşların da biraz globalleşmeye ihtiyacı var. Böyle biraz daha sosyal bu tarz oyunları kaçırmasınlar. Yazıktır, günahtır. Avustralya'da olan bir işte bilmem nereden ödül almış. Belki alacak. Bilmiyoruz henüz. Böyle güzel güzel oyunları oynayamıyorlar yani. Mahrum kalıyorlar bunlardan. Evet. Bak çok komik ya. Evet. Siktir. Böyle karşıya geçmeden dolaşsam acaba ne kadar dolaşabilir mesela böyle caddenin ortasında. Evet, bunu sen istedin aslanım. Arkadaş sen de tavuksan tavukluğunu bil. E5 misali bunca az arabanın arasında ne işin var? Az siktir, bu kamyonların arasından nasıl geçtiğimi ben de bilmiyorum gerçekten. Senin artık bir siktirip gitmen de fayda var. Bu hafta yine sizlerle birbirinden güzel 3 tane oyun oynadık. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Ayrıca webtekno.com'u da takipte kalın. Başka bir Game of Tuvalet bölümünde görüşmek üzere. Tuvalet kağıdınız hiç bitmesin.